Hayırlı günler kıymetli dostlar. Efendim bugün erdemlerimizden veya değerlerimizden duyarlılık üzerinde durmak istiyorum. Bunun İslami literatürdeki karşılığı takvadır. Takva sahip olmaktır. Ama ben genellikle duyarlılık kelimesini kullanacağım. Şimdiden hatırlatmış olayım. Duyarlılık ne demek? Duyarlılık farkında olmak, yani farkındalık, dikkatli olmak, hassas olmak anlamlarına gelir. Duyarlı insanların öne çıkan bazı özellikleri vardır. Ben bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela duyarlı insanlar etraflarında olup bitenlere ilgisiz kalmazlar, kayıtsız kalamazlar. Adam sende demezler, beni ilgilendirmez, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, bin yıl yaşasın demezler ve olup biten her şeyle ilgilenmeye çalışırlar. Duyarlı insanlar bencil değildirler. Etrafındaki insanların halleriyle hallenmeye çalışırlar. Aç, açık, yoksul insanların çektiği ıstırabı, elemi, kederi yüreklerinin ta derinliklerinde hissederler. Gemisini kurtaran kaptandır. Ben işime bakarım, keyfime bakarım, zevkime bakarım asla demezler. Böyle bir düşünceye kapılmazlar. Hakeza duyarlı insanlar etrafında olup biten olaylar karşısında o olayın karşısında tavırlarını korurlar. Yani nötr olmazlar. Cümleyi hatırlamaya çalıştım. Nötr olmazlar. Tarafsız olmazlar. Mutlaka bir tavır korurlar. Örneğin günah işlenen bir yerde hiç günah işlenmiyormuş gibi davranmazlar. Orada bir tavrını kor, o işlenen günaha karşı, günah işleyen kişilere karşı veya zulmedilen, haksızlık yapılan bir durum söz konusu olduğu zaman yine nötr değildir, bigane değildir, tavrını kor. Efendim, duyarlı insanlar akıllarını devreye koyan insanlardır. Yani düşünen insanlardır. Kendi düşüncelerini öne çıkarırlar ve düşünceleri doğrultusunda da hareket ederler. Yani düşüncesiz değildirler, vurdum duymaz değildirler. Ve olup biten hadiseler karşısında kafa yorarlar, beyinlerini zonklatırlar, fikirlerini beyan ederler. Ben bir şey bilmem, ben anlamam, ben bilmem asla demezler duyarlı insanlar. Fikirlerini beyan ederler. Bununla da kalmazlar. Çözüm üretirler. Bu konuda şöyle yapılabilir veya şunu yapmasanız daha iyi olur gibi bir çözüm önerisinde bulunurlar. Bu insanlar, duyarlı insanlar her türlü kabalıktan, katılıktan, kötülükten, şiddetten, kırıcılıktan, bilgisizce hal ve hareketlerden, davranışlardan kesinlikle uzak dururlar. Efendim, duyarlılık bizim önemli erdemlerimizden birisidir. Sık sık anlatılır malumunuz. İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından ateşe atılıyor yakılmak için. Hani aciz insanlar, zavallı insanlar yakar, yıkar, öldürür değil mi? Bu aciz insanların tavrıdır. Nemrut da güçlü gibi görünüyor ama aciz, zavallı biridir. Yok ederek, yakarak, efendim imha ederek gücünü, kuvvetini göstermek istiyor. Tabii bu esnada bir karıncanın da ağzına
su aldığı ve ateşi söndürmek için yola çıktığı rivayet edilir malumunuz. Hani sorarlar, bu ayaklarla, bu küçücük bacaklarınla mı ateşin yandığı yere gideceksin, ateşi söndüreceksin dediklerinde malumunuz verdiği cevap, en azından o yolda ölürüm. Yani bir peygambere yapılan zulmü, haksızlığı önleme yolunda ölürüm diyerek güzel bir cevap verdiği rivayet edilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim duyarlı olmamızı istiyor. Ve diyor ki, kim kötü, çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin. Tabii bu eliyle düzeltme işi devletin işidir. Yine eğer eliyle düzeltmeye gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Yani söylesin, bu yaptığınız yanlıştır, doğru değildir, yapmayın, etmeyin şeklinde uyarıda bulunsun. Kime? Ehline, iyaline, yakınlarına, kimle beraberse onlara. Efendim, buna da gücü yetmezse kalben buğz etsin o kötülük yapan kişiye karşı. Ama bu da imanın en zayıf noktasıdır buyuruyor. Yine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, zalimde olsa, mazlumda olsa mümin kardeşine yardım et buyuruyor. Diyorlar ya Resulallah, hani mazluma yardım etmeyi anladık. Mazlumun yanında olalım, ona elimizden gelen desteği verelim. Fakat zalime nasıl yardım edeceğiz? Siz zalime de yardım etmemizi istiyorsunuz dediklerinde, zalimin zulmüne engel olursunuz, bu da ona bir yardım etmektir buyuruyor. Evet, kıymetli dostlar, önemli değerlerimizden birisi de buydu. Duyarlı olmak. Cenab-ı Hak bizi duyarlı olan, egoist, bencil olmayan, etrafında olup biten hadiseler karşısında tavır koyabilen hassas kullarından eylesin diyorum. Ve duyarlı kalmanızı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.